Zafer Güngör, 1957 Alpoğut Köyü. İşte ömrümüz 81 senesine kadar köydeydik yani, köyde. Çiftçilikle uğraştık genellikle. Yine hayvancılık falan yapıyorduk. İşte 81'den sonra İstanbul'a gittik yani. İstanbul'da dolmuşçuluk yaptım. 2007 senesinde emekli oldum. Köye geldim yani. Cami 1958 senesinde yapıldı. Köylüler kendi emekleri de yaptı. Taşları kendileri genellikle %99'u yani hemen hemen köyümüzün taşçıdır. Taşları kendileri yontmayla yaptılar. Yapmışlar. Okulumuz 78 senesinde yapıldı. 79 senesinde yapıldı. Alpoğut bir eski isme göre bir asker anlamına geliyor zaten. Bir boy olaraktan gelmişler. Hemen hemen bizim bildiğimiz kadarıyla 250-300 yıllık bir mazisi var. Köyümüzün kışın genellikle 10 hane falan kalıyoruz. Ama yazın 45 hane, 50 haneye kadar çıktığı zaman oluyor. 70 nüfusu var. Dört tarafı meyilli olarak kurulmuş. Yani tepe mahiyetinde oraya. Ama üzerisi bayağı bir aşağı yukarı 3000 metrekare civarında bir arazimiz var. İstanbul'da aşağı yukarı tabii o zamankine göre söylediğimiz zaman 30-40 hane civarında gitmiş İstanbullar ama şimdi 100 haneye yakın var yani. Teşekkür ederiz buraya kadar bizi emendirdiği için. Allah razı olsun bizleri düşünmüş. Biz buralara kadar geldikleri için kendisine teşekkür ederiz. Şahap Koparan 1952 Ilgaz Çankırı, Ilgaz Alpoğut Köyü doğumu. Evimizde 100-150 davarımız vardı. Şimdiki gibi değil. Şimdi bir şey bulunmuyor. Şimdi giderdik. Yukarıda Çatak Köyü var. Oradan çoban getirirdik. Bizim davarlarımızı o güderdi. Kapımızda hep 2-3 tane köpek olurdu. Şimdiki gibi böyle köyde olmazdı bizim köpeklerimiz. Hep davarın peşinde olurdu. Velhasıl babamızın peşinde işte. Babamız o davarlar şey yaptık da onların kuzularını güderdi babam. Rahmet olası ruh, mekanı cennet olsun onların. Onların arkasında büyüdük. Ondan sonra işte 18-20 yaşımıza girdik. Askere gittik geldik. Ondan sonra burada 74 senesinde bir traktör aldık. 7 sene bu köyde ekmediğim tarla kalmadı. O zaman köyde traktör falan yoktu. Ektik, biçtik, öyle ömrümüz öyle gitti. Ki şimdiki gibi değil ki, şimdi hiç köyde iş yok, güç yok, akşama kadar oturuyoruz. Biz köyde duramazdık o zaman. Hani davarın peşine giderdik, yok. Şu yukarıda orman var, Ilgaz ormanları. 7 gün ormandan odun götürürdük. Çok affedersin, özür dilerim, merkeplerinden. Buradan orası kaç kilometre? Aşağı yukarı 20-25 kilometre. Giderdik sabah 25-30 kilometre geri gelirdik. Orada odun ederdik. 2 tane merkebe. Onlardan gelirdik giderdik işte. Öyle geçirdik ömrümüzü. O zamanki edep, saygı hiçbir şey kalmadı. Şimdi evlerimizde su yoktu o zaman. Şu çeşmede daha kaç tane yapıldı? 50-57 de geldi şu çeşmemiz. Menderes'in zamanında. Şimdi kadınlar yayuklar vardı, o tahta yayuklar. Çeşmeye giderlerdi, yayığı doldururlardı suya. Eve içme suyu götürürlerdi. İnan şuradan bir erkek geçsin, o kadın şurada, o erkek geçesiye beklerdi burada sırtında suyuna, yayığına. Velhasıl kelam, şimdi edep kalmadı, haya kalmadı. Bak İstanbul'a gitmeye, yani gitmekten bundan korkuyorum işte. Çok güzel geçerdi. Toplanırdık 25-30 kişi. Bütün yani büyüğün evini, küçüğün evini bir tek ev geçmezdik. Bayramlardık. Sabahleyin 9-10-11 toplanırdık burada. 15-20-30-40-50 genç. Bütün köyü dolanırdık. Şimdi o da kalmadı. Öyle bir şey de kalmadı. Şurada bayramlaşıyoruz camiden çıkınca. Ondan sonra büyüklerimiz, büyük kadınlar var.
onlara gidiyoruz. 3-5 tane bizden büyük kaldı. Kalmadı yani. Belki 3-4 tane kaldı. Onun için onları bayramlardık. Bütün köyü. Ama şimdi öyle bir şey kalmadı maalesef. Mehmet Kadir Arslan. İyi ki okulda okuduk burada. 3'er kadar, 3'ten sonra diğer köye gittik. 5. sınıf diploması almak için. 2 okulda okudum. Her sabah gidip akşam geliyordum. Yürüyerek gidiyordum. Ayaklarım lastik. Kışında çok zorlukla gidiyorduk, geliyorduk. Bir odun getiriyorduk sabahleyin sobayı ısıtmak için. O şekildeydi, iyiydi, eğitmendi. Saygı vardı tabii, öğretmenin saygısı. Öğretmenine daima tahsilli olduğu için bizi yetiştiriyor, saygımız vardı. İlkokulu bitirinceye kadar tarımla uğraştık. Okul bitirdim. İstanbul'da 63 senesinde çalışmaya gittim. Temiz hava almak için buraya geliyorum. Sıla-i Rahim yapıyorum burada. Baba ocağımı tütmek için buraya geliyorum. Ve oradaki ticarette devam ettiriyorum İstanbul'da. 87 senesinden beri İstanbul'da ticaret yapıyorum. O günler yokluk zamanları daha iyiydi. Şimdi her şeyim var. Ben şimdi hiçbir şey, bir ihtiyacım yok. Maaşım da artıyor. Paraya da ihtiyacım yok. Tevfik Göksu'ya mesajım. İnşallah İstanbul Belediye Başkanı olur. Bayram Aksu, 1968, Çankırı Ilgaz doğumluyum. Bu köyün halkını, köylerimiz yakın olduğundan çoğunluğunu tanıyorduk. Buraya geleceğim dediğimde çok memnun oldular. Cemaatim iyi Allah'a şükür. Namaza %99 hepsi gelir. Biz şehirde hiç duymadık, durmadık. Şehirde görev yapmadık. 34-35 senedir köyde görev yapıyoruz. Tabii komşularla iyi oluyor, şöyle iyi oluyor. Hep yaşlı insanlar, emekli, yaşlı. Onların dertlerine dertleşiyoruz, muhabbet ediyoruz falan derken böyle geçiyor yani. Kışın işte 4-5 ay kimseyi bulamazsın. 5-6'ya da işte buradan geliyorlar. Ondan sonra gurbete çekiyorlar, gidiyorlar İstanbul'a, Ankara'ya gidiyorlar yani. Genç yok yani, hep yaşlı. Cenazemiz olduğunda onu defnederiz. Definden sonra biz şöyle bir adet başlattık. Eskiden cenaze sahipleri yemek veriyordu. Bu köyde bir ilk yapalım dedik. Komşular arasında para toplayıp cenaze sahibinin şeyini karşılıyorduk. Ondan sonra akşam oldu mu da evine taziyeye gideriz. Bir Yasin-i Şerife kuruz cemaatle beraber. Orada ölmüşlerimizin ruhuna, vefat edenin ruhuna bir Fatiha deriz. Birkaç gün böyle okuruz yani. Ben küçükken benden büyükler heyecanlanırdım abi. Benim, yani bizden evvel ahirete intikal edenler saygılı, sevgili, köyün çıkarını düşünen, öyle fıngırdak değil, düzgün, konuşmaları yerinde. Sonra biz çocukken siz dışarı çıkın köy odasında hemen yürü. Hiç öyle şimdiki gibi karşı gelme falan filan yok. Saygı, sevgi 10 numara. Tabii. Abi niye yitirdik artık bu kurbet mi diyelim veyahut varlık mı diyelim? Ne dersen de işte artık sen yorumla gerisin. Yani cebine 3-5 kuruş koyan onu kendine bir şey sanıyor. Yani kasılıp kalıyor. Yani demiyor ki bu fani dünya 4 günlük işte geldik işte gidiyoruz. Ecdat nerede? Onu bilen yok abi. O zamanın şartlarında her taraf ekili arazi, buğday, arpa gibi tahıllar ekiliyordu. Yaylım ufak, mal çok. Şimdiki gibi değil tabii. O zamanın şartları onu getiriyordu. Ya şimdi o işte öküzlerle affedersin. Yani affıyor.
harman yapıyorduk. Düvenden sürüyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Ekini yıkıyorsun. Ondan sonra taş değirmenine vardı. Şimdiki gibi böyle alafranga işler değil yani. Onu da güzel üütüyorsun, getiriyorsun. Analarımız ne yapıyordu? Teknenin içinde hamur yapıyor. Altına sacı koyuyor şeye, ocakla. Şimdiki gibi alafranga değil işte. Eski usulden efendim. Ondan sonra mis gibi ekmeğe, arasına biraz tereyağı, yataşla abi lokum. Asker uğurlamalar. En son mezarlığımız orayı gördün. En son bir ev var. Onun oraya hocamız geliyordu. Cemaat de geliyordu. Bize bir dua ediyorlardı. Duayla sırtımızı sıvazlıyorlardı. Cebimize de harçlığımızı koyuyorlardı. Doğru asker hocanı aldı. Tabii bu iş böyle. Şimdi o kural yok. Bizim köy hocalarımızdan. Başka öyle bir alternatif yoktu. Allah rahmet eylesin. Onlardan ne öğrendiysek namazımızı, niyazımızı onunla yapıyoruz. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Esenler Belediyesi'ne şükran borçluyuz. Eğer böyle giderse seviniriz.